Gümüşhane'de Kelkit Havzası'nda küçükbaş hayvancılığı ve kooperatifçiliği geliştirme çalıştayı yapıldı. Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gümüşhane Üniversitesi, Kelkit Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen çalıştay 2 gün sürdü. Çalıştayın açılış programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Halil İbrahim Zeybek ile çok sayıda akademisyen ve sektör temsilcisi katıldı. Doğasının elverişli olması tarıma, özellikle hayvancılığa son dönemlerde ciddi bir noktaya gelmişti. İlimizin koyun mevcudu şu anda 36 bin civarında ama daha çok komşu illerimizin özellikle Erzincan'dan, Trabzon'dan ve Giresun illerimizden geniş mer alanlara sahip olmamızdan dolayı ilimize gelen, mer alanımıza gelen koyuncularla beraber yaz aylarında koyun sayımız 100 bini geçmektedir. Tabii ilimizde bakanlık olarak iki coğrafya, iki havzaya ayrıldık. Kevkit, Şirinat ve Köse olarak biz yukarı taraf havzası, Gümüşhane Merkez, Toru ve Kürsün ilçemizde Çora havzası planladık. Bu planlamada Kevkit havzamızda daha çok hayvancılık ve yem bitkilerini ön plana çıkarttık. Son yıllarda bakanlık olarak yem bitkileri desteklerini büyük oranda destekler sağladık. Ve bu manada da yem bitkileri üretimi son yılları Gümüşhane'de ciddi derece artmıştır. Şu anda 270 bin dekar alanda yem bitkisi ekilişi yapılmaktadır. 140 bin ton üretimi, sadece yem bitkisi üretimi söz konusudur. Bu ıslah etmiş olduğumuz meralarımızı da oradan elde ettiğimiz kabaya miktarında ele aldığımız zaman ilimizde üretilen kabaya hayvan mevcudumuzun karşılama oranı %75'tir. Yani biz Gümüşhane olarak elde ettiğimiz kaba yemin %75'ine sahip değiliz. Aslında bu baktığımız zaman diğer illere göre güçlü bir yönümüz. Tabii bakanlığımız destekleri, tarımsal destekleri her geçeyi arttırıp devam etmektedir. İşte son 3 yılda ortaya çıkan bir genç çiftçi projemiz vardı. Gümüşhane'de yaklaşık 90 genç çiftçimize, 18-40 yaş arası olan genç çiftçimize koyun desteği sağladık. 3250 küçükbaş hayvan teslimi yaptık. Bunlar da çalışmaya devam ediyor. Yine anaç koyun desteğimiz devam etmektedir. Anaç koyun desteğimiz koyun başı 25 TL desteklemesi devam etmektedir. Son bir yılda yapmış olduğumuz bu desteklemesi şu anda 1 milyon TL'ye ulaşmış durumdadır. Soban istihdam desteğimiz devam etmektedir. 200 baş ve üzeri anaç koyuna sahip olan koyuncularımıza yıllık 5000 TL destek sağlamaktayız. Yani şimdi görüldüğü gibi ilimizin coğrafi yapısına, zengin mer alanlarına baktığımız zaman avantajlı yönlerimiz var. Yani bu çalıştayda zaten bunları da çok değerli akademisyenlerimiz tartışacaklar. Çalıştayda Gümüşhane'nin tarım ve hayvancılık varlığının yanı sıra kooperatifçiliğe de dikkat çekildi. Şimdi elinize bir de alır, grabini misiniz, grabinsiniz. Ama elinize 30 tane daha alın. Grabiye misiniz, kırmakta zorlanırsınız. Belki içinizde çok güçlü insanlar vardır, o kırabilir ama kırmakta zorlanırsınız. İşte kooperatifçilik güçleri bir araya getirebilme. Ama küçük olsun, benim olsun. Anlayışı bugün dünyada bitti, haberiniz olsun. Neymiş kooperatif neymiş, ben paylaşmam dedin mi kaybediyorsun. Bu kapsamda kooperatifçilik özellikle tarım ve hayvancılık sektörümüzün geleceği, haberiniz olsun. İşte bu aslında bir vizyon göstergesi. Bugün Kemkit'te de bu çalışmalar yapılıyor. Ben bunu da üç sebeple söylüyorum. Birincisi, bakın tüm dünyada artık önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılığı dünyanın göz ardı edebilmesi mümkün değil. Bunun üç tane sebebi var. Birincisi, dünyada hızla orta sınıf yükseliyor. Orta sınıf daha çok tüketiyor, daha çok harcıyor değerli kardeşim. Aslında orta sınıf şehirlere göç etmek.
haberiniz olsun. Kırsalda kentlere göç ettik. Her yıl iki Türkiye büyüklüğündeki nüfusla orta sınıfı ekleniyor. Yani her yıl 160 milyon kişi orta sınıfı ilave ediliyor. İkincisi, yanı başımızda, çevre coğrafyamızda yaklaşık 2 milyarlık bir nüfus var. Türkiye'nin etrafında. Bu 2 milyarlık nüfus yaklaşık 500 milyar dolarlık gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri ithal ediyor. Yani çevremizde müthiş bir pazar var. Üretebilsek satacağımız müthiş bir pazar var. Üçüncüsü değerli kardeşlerim, tarım ve hayvancılıktaki bütün dünyada fiyat artışları diğer ürünlerin fiyat artışından hep üstte. Niye? Nüfus artıyor, gelir artıyor, tüketim artıyor. Onun için de dünyada en çok fiyatı neyin artıyor derseniz, son 10 yıla bakın, tarım ve hayvancılık ürünleri. Bu kapsamda da söylüyorum, önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılık yapanlar hep kazanacaklar.